Yeni VPF uygulamamızdan harici bir, yani dışarıdaki bir XAML dosyasındaki içeriği file ile okuyup, yani bildiğimiz .NET Framework içerisindeki file okuma, dosya okuma sınıfıyla okuyup XAML dosyamız içerisinde göstermeyi anlatacağım. Bunu bildiğimiz bir dosya okuma olarak gerçekleştirebiliriz. Bunu bu şekilde anlayabiliriz yani. Şimdi VPF application oluşturuyorum bir adet. Bunun adını digibin.external XAML diyorum. Bu sayfada herhangi bir işlem yapmayacağız. Bizim çalışacağımız yer bunun CS dosyası tarafı diyebiliriz. Ondan önce ben daha önce oluşturduğum bir kod var. Bunu XAML Pedix ile yaptım. Şu şekilde bir çizgi, desen diyebiliriz buna. Ben bunu bir klasöre, C'deki bir klasöre XAML uzantılı bir dosya olarak kaydedeceğim. Onun için hazırladığım yerde şurası. Burada Ctrl S'ye basıyorum ve istediğim yere getirdim şu an. Burada external XAML diyorum ve bunu external.xaml.xaml olarak kaydediyorum. Şimdi initial component kısmına geldim ve burada kodumuzu yazıyorum. Content. Bu content'i biz bir dosyadan okuma yaparak işlem gerçekleştireceğiz. Bu content şu anlama geliyor. Buradaki ekrana buranın content özelliğine bir şey ata, yani yeni bir nesne ekle diyebiliriz bunun için. Ben bunun için farklı bir yapı kullanacağım. XAML Reader XAML Reader'ı kullanacağım. Bunun için Shift Alt F10 diyorum ve çıkan ekranda Enter diyerek buradaki namespace'imize bir ekleme gerçekleştirdik. Markup ekledim. Burada nokta diyorum ve nokta diyorum ve load metodunu çağırdım. Bunun içerisinde benden bir file ile bir okuma bekliyor. Yani bir stream bekliyor. Buradan bakabiliriz. Mesela gördüğünüz gibi System.io stream tipinde bir nesne bekliyor. Ya da XAML Reader ile bir okuma bekliyor. Bu şekilde bir 4 adet farklı özelliği var. Farklı kullanım var. Ben burada file ile bu işlemi gerçekleştireceğim. Shift Alt F10 ile System.io'yu ekledim ve nokta OpenRead metodunu kullanacağım. OpenRead metodu benden ne istiyor? Bir dosyanın yolunu istiyor. Yani buna bir nesne olarak atama gerçekleştiremiyorum. Buna bir dosya yolu vermeliyim. Bu dosya yolunu nasıl yapacağız? Solution Explorer'da ben öncelikle projemin üzerine gelip sağ tıklıyorum ve Open Folder in Windows Explorer diyerek bunun klasörünü açıyorum. Ve burada bin klasörü içerisine girdim. Debug. Burada exe'nin bulunduğu klasöre girdim. Çünkü direkt buradan okuma gerçekleştireceğim. Yani file.openread dediğim zaman herhangi bir uzantı vermeden direkt dosya adını verdiğimde ilk olarak buradan okuyacaktır. O nedenle bizim dosyamız, yani XAML dosyamız burada olması gerekir. Bunun için XAML dosyamızı buraya atmıştık. Ben bunu buradan buraya aktaracağım. Kopyalıyorum ve buraya yapıştırdım. Şimdi herhangi bir sorun yok.
Bizim programımız buradan okuma gerçekleştirecek. Ben bunun adını kopyalıyorum komple. Ve parantezle kapattım. Şimdi F5 ile çalıştırıyorum. Evet. Bu ekranda gördüğünüz çizgi yani line aslında benim daha önce oluşturduğum burada çizdiğim şu kodlar ile gerçekleştirdiğim bir XAML dosyasından alınan görsel öğe. Yani aslında bizim gördüğünüz gibi buradaki ekranda herhangi bir tasarım yoktu. Yani burada hiçbir değişiklik yapmadık. Zaten o görüntünün burada olma ihtimali yok. Ancak biz o exe'nin olduğu bulunduğu yola attığımız bu external XAML.XAML dosyasının içeriğini daha önce burada hazırlamıştık ve onu XAMLRaider.load ile bunun içeriğini alarak az önce yeni oluşturduğumuz Window'un content özelliğini atamış olduk. Bu şekilde farklı bir XAML'dan bizim istediğimiz ana XAML'a içerik aktarımı gerçekleştirmiş olduk.